Selahattin bizim bedenimizden bir parça. Selahattin Kürt halkının bir evladı. Şu an cezaevinde bedel ödüyor. Biz Selahattin'i bu hareketin bir parçası olarak görüyoruz. Selahattin zaten bu harekette çıtayı o kadar yükselttiği için zaman zaman hareketimizde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Selahattin'in hareketle bizlerle herhangi bir sorun yaşadığını düşünmek bize Kürt mücadelesine, Kürt halkına büyük bir haksızlıktır. Selahattin'i milyonlarca Kürt yüreğinde taşır. Selahattin'e çok büyük değerler biçilir. Biz de çok büyük bir değer olarak görürüz. Onu da öyle görürüz. Gülten Kışanağı'da, Yüksekdağ'da, Sabahat Tunceli, Aylay'da bütün arkadaşlarımızı öyle görürüz. Ama Selahattin'le ilgili böyle zaman zaman eleştiriler var. Belli kesimler biraz bunu da tırmandırmak istiyorlar. Acaba bir gedik açabilir miyiz partide? Böyle bir şey yok. Selahattin söylediğim gibi bu halkın bir değeridir, bizim bir değerimizdir. Biz onu iki gözümüz gibi kollarız, koruruz. Her mücadele platformunda ki bütün arkadaşlarımız bizim onurumuzdur. Biz bunlara nasıl haksızlık yapabiliriz? Eleştirimiz zaman zaman olabilir, zaman zaman onların da bize eleştirileri olabilir. Ama bu eleştiriler dostça tartışılıyor, konuşuluyor. Birbirimize nerede katkı sunabiliriz? Onları konuşuyoruz. Tabii ki bu süreçte Selahattin Demirtaş'ın da diğer arkadaşlarımızın Gülten'in de hepsinin düşüncesi alınacak. Nerede nasıl bir katkıları olur, ne önerileri olabilir? Bu arkadaşlarımızın da yerellerle ilgili, mesela Gülten yerelden geliyor. Benim gibi o da yerelden geliyor. Her halükarda yereldeki birikimini partiyle paylaşacak. Selahattin siyasetteki birikimlerini partiyle paylaşacak, talepleri olacak. Partinin de buna hayır deme ne hakkı vardır? Hiçbirimizin de bir hakkı yok. Tam tersi, partiyi de büyütür, bizi de büyütür. Biz Selahattin'i ve arkadaşlarımızı çok seviyoruz.